Yok biz tahtayla alakalı konuşmadık galiba ya. Birer tahta vardı. Sen konuştun. Evet. Sen konuştun. Abi yanlış kesiyorum. Ama yani bu kadar komik değil mi? Ben de biliyorum neticede. Hani mecbur kaldım. Şunun üzerinde kesmeyeyim dedim yani. Çok komikti. Dilancığım. Efendim. Elmayı rendeleyeceksin ya. Onu kesmene gerek yok dilim dilim. Bütün de yapabilirdin. Doğru, daha kolay olurdu senin için. Doğru ama çekirdekleri falan hani böyle yok, daha yok. Alışkın olduğum için böyle yapayım dedim. Yani sen alacağım. Kendini zorlaştırdın işi de ondan diyorum. Olabilir. Bir dahakine artık öyle aynen. Bir denerim. Soy direkt rendele. Ha. Bir de şey rende çok keskin. Elimi ben dikkat genelde et. Kaptırıyorum ben rendeye de. O yüzden böyle daha kolay oluyor. Ben de yapıyorum öyle. Rendeden korkuyorum. Dilan bir şey sorabilir miyim? Kabuğu yani kabuğuyla da aslında olur mu? Kabuğu da tat vermez. Ya şöyle ben çok tercih etmiyorum çünkü bazen böyle sert kalabiliyor ve acıtabiliyor. O yüzden çok fazla girmeyi tercih etmiyorum ama kırmızı elmayı tercih ediyorum bir de bu arada. Yeşil miydi o? Yok ben bu kırmızı. Görmedim. Yani kırmızı ile yaptım. Kabuğu biraz acıtabiliyor çünkü hani içinde. O yüzden ben tercih etmiyorum pek. Dilan. Efendim? Hamur tereyağlı mı? Hamur tereyağlı olacak. Aslında bir tart hamuru mu? Nasıl? Tabii. Tart hamuru mu? Tart hamuruna benzer aslında evet. Biraz daha kıyır kıyır olacak bu tabii. Tart hamuru kadar sert olmayacak. Gel. Bak sonuna kadar doğruyor mu? Ya şu önündekileri çeksen de ocak bıçak kimliğini görsek. Şey. Ocak boşa yanıyor Kadir'cim. Yansın olsunsun ya. Yanmasın. Yansın çünkü. Koyayım mı tavayı? Hava muhalefeti var ya sönermeler. Koyayım mı tavayı? Koy abi. İsraf olmuyor ama. Olmuyor şu an. Koyacak veriyorum Murat. Bu ne için? Ha? Ne taratorun için mi? Yok bu soğan abi. Şu mu? Ha şeyin için yapıyordun. Bu tarator. İçli köftenin içine yatar. Bunun ağzına yeni bir level kattım bakıyorum. Ne yaptın? Yeni bir level kattın. Adana. Ne yaptın? Yeni bir seviye kattın. Bunun ağzına yeni seviye kattın diyor. Ha. Şekerimiz var tabii ki Arzucuğum. En başta şekeri aldım ki. Hani. En kötü şeker vereyim çünkü tatlı bir şey girmesi lazım. Oh. Biliyorum ama o kadar kolay mı? Artık geldin. Otur. Şimdi ne yapıyorsun? Abi sarımsağını vereceğim şimdi. Yanmasın. Soğanları terletiyorsun. Sarımsak vereceksin. Ondan peşine. Sonra kıymayı vereceğim ha? Kıymayı vereceksin. O kabak abi taratoru da bir tane tava alacağım şimdi. Baharatları kıymayla beraber gireceğim. He kıymayla gireceğim. Dilan ketili kapat. Yan diyorlar. Patlayacak. Niye patlasın kettle ya? Allah Allah. Kendi otomatik duruyor bir tane. Bir aşağı atlıyorsun bir dur. Ya olabildiğince çok ince, olabildiğince ince yapacağım içli köfteni. Biraz dolgun olsa daha ya, iyi olur bence. Elimden geldiğince ince yapacağım ama zaten çok böyle kağıt gibi gelmez elimden. Dilan. Efendim şekeri Antonio'cum. Şekeri unutursa ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Parmağını sok içine. Öyle mi yapayım? Lütfen. Diğer takımlardan iyi yorumlar alacağımı düşünüyorum menümüzle alakalı. Takım içerisinde damak tatlarına çok güvendiğim kişiler var. Bunların zaten doğru puan vereceğine inanıyorum. Evet, Dilan Hanım. Hoş geldin Çağlar'cığım. Ne yapıyorsunuz ya? Ben ne yapıyorum? Hamurumu bir yandan hazırlamaya çalışıyorum. Bir yandan hamurumun içine elma koyacağım, ceviz, şeker karamelize edeceğim elmayı. Elmalı kurabiye yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Sadece kurabiye sende. Aynen, şu an kurabiye bende ama bitirirsem... Şeker aldınız mı? Tabii ki aldık. Bizi unuttuk biliyorsun. Biliyorum. Ben çok nazik bir adamım ya. Abi ben... Sen nereye gidin oğlum? Zileli usulü yaptım. Sokak zileli usulü yaptım. Zeytinyağını verir misiniz bana? Yeşil önünde takım yeşil yağ. O sıvı yağ. Oy, çok yeşil yağ. Yeşil takımın yeşil yağ. Ben tereyağı az diyor muyum? Vallahi çok güzel etti be. Yanlış bir şey atmış. Kırmızı toz biber attı. Aynen öyle. Kırmızı aldık değil mi biz? Teşekkürler Çağlar. Yanıma bir geldi, buna tam tarçın mı koyacaksın falan derken bana evet tarçın koyacağım diyerek böyle çok özgüvenli bir şekilde gelerek başka bir şey koydum. Ne diyorsun? Bacaracaklar mı? O kadar kabak bastık ki neydi? 8 kabak falan var. 8 kabak mı? Buna Mehmet yemem böyle. Bayağı bir de kabaklar büyük. O demin elma güzel koymamış mıydı? Ya kabak taratıyor musun? Yetmedi elma herhalde. Evet, bir tanesini karamelize etti, şimdi ödü. Şimdi yine elma doğradı, şey döndürdü. Evet, yarısı çiğ, yarısı pişmiş kullanıyor. Kadın budu tekniği. Aa, kadın budu köste gibi mi yapıyor? Evet. Nasıl yani? Ya şaka yapıyorum Murat sende. Evet, aromasına çok dikkat et, ekstra. Bayılırım. Çok ekstra, en sevdiğim tatlı. İçinde olmaması gereken bir baharat aroması olacak. Tarçın atmadı mı? Tarçın olur zaten. Atmadı mı?
attı ama olmaması gereken bir baharat tadı olacak işte. Allah Allah. Ben gidip merak ettim. İlk önce bunun içine ne var kanka? Bunun içinde şu anda biraz zeytinyağı ve kabak var sadece. Sadece? Hı-hı. Elindeki zeytinyağı mı? Bu sıvı yağ. Biraz daha sıvı yağ koydum ki. Ha, mix. Bağır bağır böyle zeytin kokmasın, anladın mı? Bağır bağır? Bağır bağır değil de hani böyle şey, çok zeytinyağı aroması olmasın. Ha, tat. Okay. Evet, şimdi anladım. Ha, bağır ya da bağır. Wow. Ha, bağırmak. Okay. Aynen. Hani zeytinyağı orada bağırıyor. Ben şey anladım, kornağını anladım. Ha, bağır bağır. Yok yok, öyle değil. Hadi. Dikkat et. Abi kıymayı çok aldın ha. Tamam, ne kadar daha bırakayım? Yani yarısını bırak en azından ya. Abi yarısını diyorsun da ben içi köfte yapıyorum burada, dedim ya 3/4, 4/3'ünü ben alırım diye. Sen nereye kullanacaksın? Kuru patlıcanı kullanacağım. Kadir, sana bir sır verim mi? Evet. Etle ilgili. Ha? Ete önce baharatlarsan o baharat daha iyi alır. Ha, tadını değil mi? Ama şimdi baharatlar hep kese kağıtlarında ya. Zorluk çekiyorum oradan ya. Bir de bir saat var. Tavanın başına geç. Orada bir yandan salla. Yardım et adamın dolmasını falan doldur. Yaptı oğlum zaten, eti koyduktan sonra söyledim ben ya. Bu ne kankacığım? Ne? O şu an şey, tarçınla elmayı normal karamelize şeklinde getirmeye çalışıyor. Güzel kokuyor. Şey, Fura abinin içi için. Bu kokuyu duyduğum zaman özellikle tarçın kış aklıma geliyor. Böyle şey başı, şömine başı. Güzel bir hot chocolate. Aynen. Dünkü heyecanınız nerede arkadaşlar? Bizim zaten yoktu dün size karşı gömme heyecanı. Yanlış grupmasınız oğlum. Harbiden 6 verdik oğlum, daha ne istiyorsunuz? Sen hele millet 3 verdi görüyor, bu şey yapıyor ondan yok sonra. Yok be, vallahi yok. Fazla verdik, uçtuk ha. Biz. Hiç vermeyecektik ki zaten size. Ne? En az 5'ti yani. Alav yapma. Delikanlı ol, dürüst ol. 5 verecektim. Bununla sürü psikolojisi var. Ben verecektim, 3 vermezdim. Vallahi vermezdim. Ama tamam yani 5'ten 6'ya çıkartan da siz ikiniz görüyorsunuz bu arada. Ben çıkartmadım. Herkes oyları gösteriyor, diyor ki çok verdik, çok verdik, çok verdik. Bana sordun, Ruşa'ya sor, istiyorsanız çıkartın dedim. Dakikamız geçti ya. Dilan. 20 dakika geçti. 20 dakika geçti. Kaç? Kurabiyeler fırına. Bir tanesini yaptım ya. Pratik çalışıyoruz Ruşacığım, biliyorsun. Aa, yağın nerede? Ya yok. Nerede abi? Yaratacağız bir yani. Bir daha almayı unuttuk falan. Unuttun mu? Yok be. Ya ezbere biliyorsun ya tarifleri. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Kadir de çok iyi bir aşçı. Nerede nasıl yapması gerektiğini biliyor. Bugün içli köfteye gelince ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat içinde elinden geleni yaptı. Bol cevizli yap. Evet, bol cevizli yapıyorum canım. Canım çok bu arada çok ceviz çekti ya. İhtiyacım var demek ki. Var ihtiyacım var cevize. Bak bak, bir reaksiyon görmek istiyor musun? Mikser. Bak, dur bir dakika, dur bir dakika. Şimdi kalkacağım, gideceğim, tam ortaya oturacağım. Ayten'in suratını izle. Gerçekten yapsan bunu. Muhabbet. Sen kalk ayağında, muhabbet otursun, seyretsin o sen. Allah aşkına. Ne yaptın Murat? Çok merak ettim. Ne yaptın? Hazır. Kızartacaksın, fırına atmayacaksın. Aynen, kızartacağım. Ne baharat koydun içine? Karabiber. Evet. Kimyon attım. Tatlı evet. Toz biber. Tuz. Normal karabiber attım. Pul biber daha doğrusu. Başka da bir şey yok baharat olarak. Yoğurtla mı vereceksin yanında? Bunu mu? İçli köfteyi mi? Limonla değil mi? Limonla mı? Tamam. Elmaları kavurdum. Daha sonrasında toz şekeri ekledim. Karamelize ettim. Tarçın döktüm. Güzel bir kıvam aldı. Suyunu çekti. Şimdi cevizlerini ekledim. Biraz iri olsun istedim. Soğumaya bırakacağım. Hemen hamuruma geçiyorum. Sonra iç harcını hazırlayıp fırına vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.